Atatürk'ün benim doğum günüm dediği 19 Mayıs aslında en çok da kadınların doğum günü. Çünkü kadınlar birey olarak sayılmadıkları bir sistemden birey olarak sayıldıkları medeni haklarının, siyasal haklarının olduğu bir sisteme geçtiler Cumhuriyet'ten sonra. Ve bugün dediğiniz gibi kadınları mal gibi görüp, işte adeta boynuna tasma takıp köle gibi satmak isteyen, sahiplendirmek isteyen bir anlayış. İşte geçmişte de işlediği cinayetlerle, domuz bağı cinayetleriyle, kadınlarla ilgili özellikle düşmanca, hunharca işlenmiş cinayetlerle bilinen Hizbullah'a terörist diyemeyen, yemin metnine işte Türk milleti adına, Türk milleti önünde dediği için karşı çıkan, Türk bayrağı diyemeyen bir zihniyet bugün AK Parti eliyle meclise taşındı. İttifak yaptılar, kendi listelerine koydular ve meclise bu zihniyeti maalesef Cumhuriyetimizin 100. yılında taşıdılar. Fakat bugün seçim bitmiş değil, ikinci tura kaldı. Demokrasi için, Cumhuriyet'in ilelebet müdafası için ve yaşaması için gençlere emanet edilen bu Cumhuriyet'in hala önümüzde bir 28 Mayıs seçimi var. Biz gençlere ve en çok da kadınlara inanıyoruz, güveniyoruz. Mutlaka bu kazanılmış haklarımıza sahip çıkacak, kadınları özgürleştirecek, mal gibi görmeyecek, kimseye muhtaç etmeyecek, gençlerin önünü açacak, özgürce yaşamını sağlayacak bir yönetim anlayışını, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak seçeceklerdir. Bunun için herkese çağrıda bulunuyoruz. Bu seçim hakikaten hepimizin özgürlük meselesidir. Lütfen sandığa gidin, sandığa gitmeyen arkadaşlarınızı ikna edin, kararsız dostlarınızı ikna edin, içinde bulunduğumuz tehlikeyi anlatın ve 28 Mayıs'ta vatanını seven sandığa gelsin diyorum. İlk olarak şunu söylemek isterim. 19 Mayıs Türkiye için çok önemli simgesel bir tarih. Çünkü Mustafa Kemal ve arkadaşlarının emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı önce Samsun'a çıkıp oradan bütün Anadolu'ya geçerek yurtseverlerle buluşup ulusal bağımsızlık savaşını başlattıkları günün simgesi. Bu yüzden gönlümüzde çok büyük bir yeri var. Bu yüzden gençlerin bu cumhuriyeti korumak ve daha ileri götürebilmek için onlara yüklenmiş önemli bir sorumluluğu da hatırlatan bir tarih. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Çok önemli bir tarih. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dağılıma gelince, meclisin demokrasiye inanan ve demokratik yollarla ülkenin, bu ülkede yaşayan insanların daha iyi bir yere gelmesi için uğraş veren vekiller tarafından doldurulması gerekir. Buna uymayan, özellikle kadını erkek karşısında eşit saymayan, özellikle inanç ya da başka değişkenler üzerinden toplumu bölmeye, parçalamaya ya da birileri üzerinde tahakküm elde etmeye çalışan hiçbir görüşün mecliste olmaması gerekir. Çünkü meclis demokratik yollarla demokrasinin, ileri demokrasinin işlemesi gereken en önemli yerlerden birisi. Biliyorsunuz meclisteki en önemli ses egemenliğin kayıtsız koşulsuz millette olduğuna ilişkindir. Dolayısıyla demokratik yolları benimsemeyen ve ülkedeki her yurttaşı eşit saymayan herhangi bir anlayışın mecliste olması kabul edilemez. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda bu ülkeyi ileri uygarlık seviyesine çıkarabilmek için o mecliste gerekli mücadeleyi vereceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın. Tam bağımsız Türkiye için bugüne kadar mücadele eden, bugün halen o mücadeleyi ısrarla sürdüren hem gençler hem genç kalanlar için Türkiye için artık çok daha güçlü bir mücadele vermenin zamanıdır. 28 Mayıs'ta bu mücadeleyi hep birlikte vererek oradan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yaparak az önce söylediğimiz Türkiye'yi ileri demokrasinin işleyeceği, demokrasinin saydamlığının ve hesap vermesinin de toplumla buluşacağı bir düzeye getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz.